Her ne kadar Amazon mükemmel bir satış sistemi olsa da satıcılar için bir kabusa dönüşme olasılığı her zaman bulunur. Amazon maceranda başına neler gelebileceğini bilirsen B, C, D gibi planlarını da oluşturabilirsin. Madde 1. Amazon kaç ülkede mağazan varsa her ay senden o ülkelerin para birimlerine göre ayrı ayrı aylık ücret keser. O ay hangi mağazandan satış yapmadıysan bunu Amazon'a bildirerek bir sonraki ödeme tarihinde mağaza kira bedelini geri alabilirsin. Madde 2. Amazon'da FBA yapıyorsan sisteme mutlaka sana ait bir kargo adresi girmen gerek. Çünkü artık Amazon iade edilen ürünleri tekrar deposuna sokmuyor. Ve eğer adresini yazmazsan ürünün imha edileceğinden zarar edersin. Madde 3. Amazon her gün ödeme yapmaz. Ay içerisinde belli periyotlarda ödeme günleri açar ve o günler içinde ödemelerini yapar. Kargo teslimi ve sonraki süreçlerinde eğer o ödeme dönemine giremezsen satıcı hesabında alman gereken ödemelerin gecikebilir. Bu sebeple satışını devam ettirebilmen için mutlaka ek bakiyen olmalı. Madde 4. Suspend olan hesabının içinde toplu paran varsa paranı alman oldukça uzun sürebilir. Hatta beklemenin sonunda da tek parça halinde alamayabilirsin. O yüzden her satış sonrasında işini garantiye almak için paranı bankana çekmelisin. Madde 5. Amazon'un senden kestiği ek ödemeler yıl sonunda geri alabileceğin belli miktar para olarak karşına çıkabilir. Bu parayı bankana çekmek yerine yeni ürün alıp satışını yaparsan çok daha kısa sürede parana kavuşmuş olursun.